Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle arkadaşlar toplayarak rengini belletmek istedim. Çünkü ışıktan dolayı rengi şöyle boz bir renk gibi gözüküyor. Evet sizler için yine bir iğneden tığa bir model hazırladım. Bakın bu şekilde. Bunun iğne yasa modelini şimdi telefon olmadığı için gösteremeyeceğim ama arkadaşlar birebir aynısını sizler için hazırladım. Bakın bu fil dişimiz ara suyu olarak ve yaprakların üzerinde şöyle üç tane dalı olan bir çiçek modelimiz var. Bakın bu şekilde kayanın üzerine yaprak ve dalları kondurdum. Üzerinde minik minik sizler için yapımı kolay olsun diye bu şekilde pıtırcıkları olan bir model hazırladım. Evet, modelimiz hem kolay hem de çok zarif, görünüşü güzel olan bir model oldu. Şimdi bu modelin anlatım kısmına geçerek sizlere nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet arkadaşlar tülbentimizin kenarını ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Demin de gösterdiğim gibi ara suyuna bu şekilde 5 tane fil dişi yapacağız. 4 tane daha önce sizler için hazırladım. Bir tane de beraber yapacağız. Şöyle tığ battımızın içine sık iğne ile sabitledikten sonra üzerine 3 tane zincir çekiyorum. İlk başlarken de aynen bu şekilde şöyle 3 zincirimizin üzerine 4 zincir çevirdim şöyle aralayıp içine sık iğne ile sabitliyorum 8 zincir 6 7 ve 8 çevirdim düz tarafına ve sık iğne ile sabitledim şimdi geri kalan kısma bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılar yapacağız 2 zincirimi çekiyorum tığ battımın içine sabitliyorum 2 zincir 3. 4 5 2 zincir 6 şöyle 7 miydi galiba arkadaş 4 tanesi oraya 2 tanesi kenarda 6 tane şimdi buraya bir zincir çekerek geri dönüyorum bakın bu dört tanesi tığ battının bize ait. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine iki tane zincir çekip tığ battımın içine tığ bat. İki zincir tekrar bir iki zincir. Evet bu sırada üç tane tığ battı yaptık. Bakın altta dört üstte üç. Şöyle bir zincirle düz yüzüne dönüyorum hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir. Evet. Şimdi de 2'ye düştü bakın. Bir zincirle düz tarafına çevirdim. Sık iğne ile sabitledim. Bakın bu tek kalan yuvamı da 8 zincirden yapıyorum. 4 5 6 7 ve 8. Hemen tığ battının içine kapatıp bakın son kalan tığ battımı da bu şekilde yapıyorum iki zincirle düz yüzüne döndüm şimdi buraya bir tane yaprak üç tane de dal yapacağız bu sekiz zincirin içine iki zincirimin üzerine bir defa tığımı doluyorum şöyle iki iki alarak minik bir trabzan dört zincirimi çektim buraya bakın kirpik yaptım yine bir defa doladım bu sefer 3 seferde 1 2 2 4 zincir hemen tığ battıma kapattım 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girip 2 2 2 alarak 3 seferde aldım 4 zincir trabzanların hemen aralayıp kirpiklerini yapıyoruz 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 1 2, 2 ve 2 4 zincir buraya trabzanı aralayıp tüm trabzanlarda olduğu gibi 4 zincirden hepsinin tepesine kirpik yaptık. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 3 4 5 ve 6 7. hemen buraya sabitli yaprağımız bu şekilde hazır şimdi buraya 3 tane dal yapacağım 3 tane zincir çekerek başlıyorum şöyle bir defa tığımı doladım yuvaya girdim 1 2 2 1 2 3 4 5 6 zincir hemen trabzanın arasına kapatıyorum bakın buraya bir tane yuva yapacağım. 3 zincir. Yine aynı yaprağımın yaptığım yuvaya kapatıyorum. 3 zincir şöyle yaptıkça kenara alalım. Diğer iki dalı yere kalsın. Tekrar 3 zincirimin üzerine bir defa tığımı dolayıp aynı yuvanın içine giriyorum. 1 2 ve 2. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatıyorum buraya. Bakın bu şekilde. 1 2 3 zincir. Yuvanın içine girip sabitliyorum. 3 zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 1 2 ve 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. 6 tane zincir. 6 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir yuvanın içine sabitliyorum. Şimdi dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir yaprak ve üç dalımız hazır. Yine 2 zincir çekip ilk yaptığım tığ battığının içine sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar bakın aşağıya aynı şekilde ikişer zincirle yuvalar yaparak iniyoruz. Evet. Bir iki zincir kapattım. Bir iki zincir. Şimdi yaprağımızı bitirdik. Bu kenara da dört tane bu şekilde tığ battı yapacağım. Bakın bu iki oldu. İki zincir. Üç oldu. İki zincir. Dört oldu. 4 tane tığ battı mesafesi verdikten sonra şimdi ara suyuna başlıyoruz 3 zincir hemen tığ battıya girdim 1 2 3 4 zincir çevirdim tığ battının içine sabitledim 8 tane zincir 5 6 7 ve 8 çeviriyorum bakın dibindeki tığ battımın içine sabit 1 2 3 zincir buradan bu şekilde fil dişimiz oluyor 3 zincir çekip tekrar 3 zincirimi buraya sabitliyorum 4 zincir çevirdim hemen tığ battımın içine sabitledim 8 zincir 7 ve 8 çeviriyorum düz tarafına anlaşıldı arkadaşlar bu şekilde de yapacağız 3 zincir çekip 4 zincirle geri dönüp 8 zincirle artma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi yuvamızın kirpiklerinin nasıl yapıldığına geçelim. Evet, yapmış olduğumuz ilk dalımızdan girerek bu şekilde ipimi buraya sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapattım bakın bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. 3. 1 2 3 4 5 zincir. Yeşil yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 5 zincir. Yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de dibine zincir çekip ipimi koparıyorum. 5 zincirden bu altı zincirli yeşil yuvamıza 5 tane kirpik yapıyorum. Bu aslında 7 taneydi arkadaşlar bu kirpikler. Hani bir tık daha biliyorsunuz tığ kalın oluyor. O yüzden 7 tane kirpiği 5'e düşürdüm. İsterseniz siz daha fazla da yapabilirsiniz. Nasıl? Hoşunuza giderse Şimdi diğer kirpiklerin yapılışına geçelim. Evet. Şöyle üçüncü kirpiği yaptım. E, kırmızı yerine mavi yaptım. Kırmızı sıcak renk, mavi biraz soğuk renk olduğu için farklı olmasını tercih ettim. Şöyle bakın ortadaki rengi de tülbentin renginden yapmaya, tonlama tutturmaya çalışıyoruz. 5 zincirimi çektim. Yeşil yuvanın içine girip sabitliyorum. 1 3 4 5 zincir yeşil yuvanın içine girdim sabitledim tekrar 5 zincir 4 şurada düğümümüz varmış arkadaşlar 5 hemen üçüncü kirpiğimizi de 5 5 zincirimizde sık iğne ile sabitledik tekrar 5 zincir kapattım 5 zincir yeşil yuvanın içine girdim sabitledim ve bir tane zincir çekiyorum dibine ipimi koparıyorum şimdi bakın bu şekilde kirpiklerimiz oluştu şu hem yuvayı nasıl kapatırız şu kirpiği nasıl yaparız ona geçelim Evet arkadaşlar bakın bu ortadaki yuvaya bir tane minik trabzan yapacağız sağdaki yuvadan sık iğne ile şöyle dibinden sabitliyorum bir defa tığımı dolayıp bakın şu şekilde hemen iç kısımdan girerek yanındaki tığ battıdan 2 2 alarak buraya minik bir trabzan yaptım kirpiklerim için yuva olacak 5 zincir kapatıyorum trabzanıma bu ilk kirpiğim. 1 2 3 4 5 zincir ikinci kirpiğim hemen yine 5 zincir trabzanın içine 3 tane 5 zincirden kirpik yaptık bir zincirle dibini de iyice sıkılaştırıyorum ve ipimi koparıyorum bakın bu şekilde şöyle kapatacak hemen şu yandaki ipleri temizleyip geliyorum Evet arkadaşlar bakın modelimin güzelliğine, şöyle zarifliğine çok tatlı oldu. Kırmızım da sanki pembe gibi gözüküyor, ışıkta. Anladın nedir arkadaşlar? Şöyle çok tatlı bir modelimiz oldu. Yapılışı da gösterdim gayet kolay arkadaşlar. Siz bunu bir günde bile bitirirsiniz, başına oturursanız şayet şöyle çimenini yaptıktan sonra hatta bunları tek renkten bile yapıp daha kolay bile bitirebilirsiniz. Şöyle koparmadan ikişer zincir, üçer zincir köprü yaparak geçiş yaparak bu şekilde bakın çok tatlı oldu modelim. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yani ütüye de gayet uygun bir model. Şu şekilde ütüleyebilirsiniz. Arkasını hemen. Şimdi teflonların arkasında parlatmayacak kılıfları da oluyor. Onların güzelce. Evet modelim bu. Şöyle. Yapacak arkadaşlarımıza kolay gelsin. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.